Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik jandarması ve motosikletli trafik timleri tarafından otizmli ve engelli çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Yeşil yandığı zaman yeşil yandığı zaman karşıya geçişimizi ne yapacağız? Tamamlayacağız değil mi? Bizim bu parkurun amacı sizlere burada geçiş hakkını, yayalardaki geçiş önceliğini anlatmak. Eğitimde çocuklara yaya geçitlerinden ve trafik ışıklarının anlamlarından bahsedildi. Emniyet kemeri takması için kendisine uyarıda bulunuyoruz değil mi? Evet. Çünkü ne yapıyor? Bizi taşıdığı için bizim canımız şoföre emanet. Uygulamalı olarak da trafik kuralları anlatıldı. Yani biz araçtan inip bineceğimiz zaman aracın tam durmasını bekliyoruz. Başka ne yapıyoruz? Araca bindiğimiz zaman emniyet kemerimizi yerine takıyoruz. Trafik ekipleri, dezavantajlı bireylerin toplum içinde aktif rol almalarını sağlamak ve onlara trafik kurallarını öğretmek amacıyla eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Trafik kuralı ihlallerini tespit ediyor, sürücüleri durduruyor, onları uyarıyor veyahut da ceza işlem uyguluyor. Evet. Onları yani yaptığı olduğu faaliyetten anında men ediyor. Motorlar biliyorsunuz ki arabalardan daha hızlı, daha süratli, daha erişilebilir. Her dar alana girebiliyor. O yüzden bizim gördüğünüz gibi motorlu trafik timlerimiz üstüne düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyor. Görüyorsunuz ki taa kaskını taktı. Önce bunu indiriyor. Mikrofonu görüyor musunuz? Görüyorum. İşte bu mikrofon yandaki motorun yani şu diğer motordaki abinizin ikisi arasındaki iletişimi sağlıyor. Bu gördüğünüz mikrofon. Bu kask çok özel bir kask. Gördüğünüz gibi takar. Yanmaz. Buradaki mikrofondan yandaki diğer motor abisine iletişim kurar. Ta isterse şu an. Eğitimde hazır bulunan Özel Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özlem Özcan, çocukların trafikle ilgili bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kahramanmaraş Özel Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çocuklarımızla yapılan sosyal ve kültürel olan bir etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın sosyal yaşamlarında gerçekleştirmesi gereken trafik kurallarını Jandarma Komutanlığımız tarafından, Trafik Komutanlığımız tarafından uygulamalı olarak anlatılarak ve uygulatılarak anlatıldı. Öğrencilerimizin birçoğu buna ayak uydurarak programı gerçekleştirdi. Öncelikle Trafik Şube Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz, Jandarma Müdürlüğümüze. Bize bu etkinliği gördüğünüz gibi arkadaşlarımıza bu kadar görseli bize hazırlayıp getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Özel yaşamları olan çocuklarımızın da sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarının kamu tarafından bu tarz etkinliklerle desteklenmesine her zaman ihtiyacımız vardır. Mustafa,